Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü her zaman söylediğim gibi bu program sadece ve sadece sizin programınız arkadaşlar. Eğer beni tanımayan arkadaşlarım hala varsa ya da ay dilimin ucunda ama ismini hatırlayamıyorum bu ablanın diyenler varsa aranızda hemen aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar. Ben Nora ablanız. Hafta içi her gün Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Sat 7 Türk ekranlarında, Sat 7 Türk ekranlarında büyük bir sevinçle Sat 7 Türk Çocuk programında saat tam olarak 4'te sizlerle buluşuyor oluyorum ve sizlerden haber almak bizi çok mutlu ediyor. Eğer bizlerle paylaşabileceğiniz hayatınızdan haberler, bu dönemde neler yapıyorsunuz, gününüzü nasıl geçiriyorsunuz evdeyken ya da bu Paskalya döneminde, Diriliş Bayramı döneminde neler yaşadınız, neler hissettiniz, Tanrı hakkında neler öğrendiniz bizlerle paylaşmak istiyorsanız aşağıda WhatsApp numaramızı görüyorsunuz. Bizlere mesaj atarak, yazı yazarak, ses göndererek, video atarak ulaşabilirsiniz. Bizler sizden gelen haberleri dört gözle bekliyor olacağız. Arkadaşlar şimdi artık Diriliş Bayramı zaten geçen hafta dünyanın birçok yerinde kutlanmıştı ama farklı mezheplerden insanlar Diriliş Bayramı'nı farklı zamanlarda kutluyor olabiliyorlar. Ama bizim için önemli olan ne zaman kutladığımız değil, neyi kutladığımız, çünkü hepimizin sevinci aynı. Mesih'in bizim için hazırladığı, Tanrı'nın bizim için hazırladığı kurtuluş planı gerçekleşti bundan seneler önce. İşte bu yüzden arkadaşlar bir de bu hafta kutlayacak olanlar var. Bu hafta sonu hepinizin Diriliş Bayramı tekrardan kutlu olsun. Bu programı izleyenler biliyorlar, Nora abanızın tam olarak bu dakikalarda her zaman her gün yaptığı bir şey var. Eğer hazırsanız 5'ten geriye doğru sayacağız ve sizin için hazırladığım hem çok ciddi hem de çok eğlenceli görevimi ekranda birlikte göreceksiniz. Haydi bakalım siz de bana eşlik edin, hep birlikte sayalım. 5, 4, 3, 2, 1... Söyleyeceğim ilahi. Cennetten dünyaya gelip yol gösterdin. Dünyadan çarmıha cezamı çektin. Çarmıhtan mezara, mezardan göklere yüceltirim. Cennetten dünyaya gelip yol gösterdin. Dünyadan çarmıha cezamı çektin. Çarmıhtan mezara, mezardan göklere İsmini yüceltirim. Evet arkadaşlar, ben bu görevi verirken size, bu görevi çok sevdiğim için kendim de bu göreve hazırlandım. Ve gün boyu söylediğim ilahi işte az önce sizlere çaldığım ilahiydi. Rab ismini yüceltirim, seni övmekten hoşlanırım. Ve tabii ki bu ilahi bir diriliş ilahisi. Bu yüzden siz de gün boyu kendinize bir diriliş ilahisi seçip onu gün boyu söyleyin. Çünkü her bu ilahiyi söylediğinizde ya da sözlerinizde, müzikli ya da müziksiz fark etmez, Mesih'in sizin için dirildiğini tekrar tekrar kabul etmiş oluyorsunuz ve tekrar tekrar ilan etmiş oluyorsunuz bütün dünyaya. İşte bu çok güzel bir haber ve bu ilahiyi, seçtiğiniz ilahi gün boyu söyledikçe bütün gün Mesih'in dirilişinin sevincini taşıyor olacaksınız. Evet, haydi bakalım şimdi de sırada Ege var. İnsanların parmak ve dil izi gibi köpeklerin de burun izi farklıdır. Eğer bir köpek hırsızlık yaparsa burun izinden anlaşılabilir. Düşünsenize pastada burun aramak. Soğuk ortamlarda kabus görme olasılığı %34 artmaktadır. Kabus görmek istemiyorsanız mutlaka sıcak ortamlarda uyumayı deneyin. Yatak mangalları da olabilir. Kediler şeker tadı alamaz. Bu yüzden kediler bence çok şanssız. Düşünsenize bir kedi asla baklavanın tadını bilemeyecek. Güneş sisteminin en yüksek dağı Mars'tadır.
Olympus Dağı tam 22 kilometre olup Everest Dağı'nın 3 katıdır. Daha yüksek dağları tırmanmak isteyen dağcılar hemen Mars'a bir bilet alabilirler. Bir insan beyni saniyede 11 milyon bilgi parçacığı elde edebilir. Fakat %65'ini önemsemez. Nesiller, yani en geliş bilgisayarlardan daha fazla çalışır. Beyne bir oyun konsolu takıldığını düşünsenize, ne oyunlar yaratabilirdi. Zaten çok şey bilmek iyi de değildir. Neden Paskalya'da yumurta boyarım? Arkadaşlar, siz de bu soruyu benim gibi daha önce merak ettiniz mi? Çünkü ben çocukluğumdan beri bizim evde Paskalya bayramı zamanında, yani diriliş bayramı zamanında evde yumurta boyanır. Tabii ki bu küçüklüğümden şimdiye kadar çok farklı şekillerde değişmeye başladı. Eskiden farklı şekillerde yumurta boyanıyordu. Şimdi bambaşka şekillerde yumurta boyanıyor. Ama acaba neden biz diriliş bayramında yumurta boyuyoruz? Bunun Mesih'in dirilişiyle ne gibi bir ilgisi var? Haydi bakalım bugün bu soruyu cevaplayacağız. Birlikte görelim cevabımızı. Arkadaşlar, günümüzde biliyoruz ki çeşit çeşit Paskalya yumurtaları var. Boyanmış yumurtalar, çikolatadan yumurtalar ve hatta plastik yumurtalar. Peki hiç düşündünüz mü? Yumurta dirilişi nasıl temsil edebilir? Hikayeyi biliyoruz. Gerçek olan hikayeyi biliyoruz. Mesih öldü ve dirildi. Yani yeniden doğdu. Bunu biliyoruz. Mesih'in dirildiğini biliyoruz. Çünkü o gün mezar boştu. Öyleyse şöyle düşünebilirsiniz. Normalde bir tavuk yumurtladığında o yumurtadan civciv çıkar normalde. Doğal yumurtalarda. Dolayısıyla aslında yeni bir doğuş, yeniden bir doğuş oluyor. Yani tavuktan bir yumurta çıkıyor ve o yumurtanın içinde yeni bir can var, yeni bir doğuş. Dolayısıyla yeni bir yaşam. Böyle bakabilirsiniz. Yumurta yeniden doğuşu temsil ediyor. Yani Mesih'in aslında ölümden dirilmesi, Mesih'in yeniden doğduğu anlamına geliyor. Tıpkı Mesih'in ölümden dirilmesi gibi bizler de Mesih'e iman ettiğimizde yeni bir yaşama doğuyoruz. Yani özetle aslında yumurta bir civcivle bunu bağdaştırırsak eğer, içinden çıkan bir civcivle bağdaştırırsak yeni bir yaşam anlamına geliyor. Yeniden doğuş ve yeni bir yaşam anlamına geliyor. Diğeri de şu, bir de şöyle bakabiliriz olaya. Yumurtayı haşlayıp yediğimiz zaman normalde ne yapıyoruz? Yumurtayı, değil mi, ne yapıyoruz? Mesela yumurtayı kırıyoruz ve içindeki şeyi yiyoruz. Ya da yumurtayı tavada pişirdiğimiz zaman da kabuğu kırıyoruz ve içindeki şeyi pişirip onu yiyoruz. Aslında yumurtanın kabuğu boş kalıyor, değil mi? Tıpkı ne gibi? Hadi tahmin edin bakalım. Mesih'in mezarı gibi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Mesih dirildiğinde oraya gidenler ne gördüler? Tabii ki de boş bir mezar. İşte bu yüzden arkadaşlar yumurta boyamamızın sebebi bizim için yumurtanın yeniden doğuşu ve aynı zamanda Mesih'in mezarının boş oluşunu temsil eden bir şey olduğu için yumurta boyuyoruz. Bu arada eskiden aslında sadece yumurtayı kırmızıya boyarlardı. Bunun sebebi ise Mesih'in kanını temsil etmesi içindi. Haydi bakalım arkadaşlar, bugünden sonra yumurta boyadığınızda bence artık bu anlamlarını da düşünerek yumurta boyayacaksınız. O zaman sizin için çok daha keyifli, eğlenceli ve anlamına uygun olacak. Haydi bakalım, şimdi sırada ne var? Meyve zil. Zil, ne oldu sana, ne oluyor? Geçen bölüm en heyecanlı yerinde bırakmıştın. Yerinde duramıyorum. Hadi anlat. Allah Allah, ne zamandan beri böylesin? Dün geceden beri heyecandan gözüme uyku girmedi. Savun palus, savun palus. Tamam Zil. Sakinleş. Hemen anlatıyorum öyleyse. Evet, dinliyorum. Tamam. Hangi kamera benim de? Evet. Günümüzde bir liman kenti olan yer Pafos. Kıbrıs'ın en batısında bulunuyor. Şehrin adı Baf olarak da söylenir. Pavlus, Salamis'ten sonra ortalama 150 kilometrelik bir yol yaparak... Wow! Ne oldu be? Ben bazen yolda karşıdan karşıya geçmeye üşeniyorum. 150 kilometre ne ya?
Bizi. Paulus'un toplam yolculuğu çok daha uzun. 150 kilometreye mi şaşırdın? Ayrıca sen bütün dünyayı gezmemiş miydin? Evet ama uçak bu. Tamam, devam ediyorum. Tamam, dinliyorum. Paf şu an nerede? Tabii ki Kıbrıs'ta. Müjdeyi yaymak için Baf'a giden Saul, yani Paulus ve Barnabas, burada farklı bir durumla karşı karşıya. Neydi? Bir yalancı peygamberle. Büyücülükle uğraştığı söylenen bu kişinin adı Bar Yeşu'dur. Roma'nın bölge valisi Sergius'un da çok yakınıdır. Çok isim giriyor, kafam karışıyor. Tamam Zeyi, tamam, basitleştirerek devam ediyorum. Vali, Saul'den Tanrı sözünü dinlemek istiyor. Sahte peygamber bu duruma karşı çıkıp direniyor. Saul ise o anda kutsal ruh ile dolarak gözlerini bu adama çeviriyor ve ne diyor? Hiçbir fikrim yok. Sen anlatıyordun. Evet. Biraz gizem katmak istemiştim. Ah! Ne diyor? Diyor ki, ey kötünün oğlu, her türlü düzenbazlıkla ve dalaverecilikle dolu insan, her gerçeğe düşman kesilen, Rabbin düz yollarını saptırmaktan bıkmayacak mısın sen? Bak, şu anda Rabbin eli seni yargılıyor. Gözlerin kör olacak ve belirli bir süre görmeyeceksin. Sonrası? Sonra adamın üzerine karanlık çöker. Afallar, tökezler. Bunu gören vali çok etkilenir ve hemen iman eder. Bir valinin iman etmesi büyük yankı uyandırır ve Saul da artık Paulus olarak bilinir. Paulus ismini kullanır. İncil'de de bu olaydan sonra Saul isminden ziyade Paulus adını kullanıldığını görürüz. Ve tabii yolculuk devam etmektedir. Nereye? Sen bilmezsin, ben söyleyeyim. Baftan denize açılarak Pamfilya bölgesinde bulunan Perge kenti. Dur. Ne oldu, durdum? Bu anlattıklarını bir düşünmem lazım. Bu bölümde bu kadarını duyalım. Tamam. Sen nasıl istersen Zeyi. Günümüzde Baf'ın, yani Pafos'un farklı ve yeşil bitki örtüsüyle bilindiğini ve canlı bir turizm merkezi olduğunu da eklemeliyim. Harikasın. O zaman ben de doğru mu yanlış mı sorumu eklemeliyim. Ekle bakalım. Pafos dedin, Baf dedin. Samanda, Salamis... Tamam, dur. Hepsini karıştıracaksın. Pafos Grekçe ismi, Baf Türkçe ismi. Öyle değil mi? Evet, doğru. Aferin. İşte bu konuyla ilgili bir doğru yanlış sorum var sana. Tamam, hadi sor bakalım. Evet, mütercim, tercüman ve çevirmen. Bu kelimeler aynı mesleği ifade eder. Doğru mu, yanlış mı? Bir seçenek değil. Yahu düşünüyor gibi yapıyorum Zee. Tamam o zaman. Cevap veriyorum o zaman, doğru. Evet, doğru. Mütercim, çevirmen ve tercüman kelimelerinin hepsi aynı anlama gelir. Çeviri mesleğini yapan ve çeşitli mecralarda farklı dilleri bir sebeple birbirine çeviren kişiler bu mesleğe sahip insanlardır. Bir kitap ya da bir yazı da çevrilebilir, konuşma anında anlık çeviriler de yapılabilir. Hepsi çevirmenlik olarak adlandırılır. Çok güzel denk geldi. Sonraki bölüm Pavlos'un yolunda Perge ve Pisidya'yı konuşacağız. O zaman ben gidiyorum. Dur yahu, ne bu acele? Nereye? Tuvalet! Koş! Evet arkadaşlar, şimdi sırada Tanrı'nın Sözü bölümü var. Benim en sevdiğim bölüm. Hatırlıyorsanız şu an okuduğumuz bölümler yavaş yavaş artık dirilişle ilgiliydi. Yani Mesih'in ölümünü işledik. Geçen en sonki bölümde, dünkü bölümde Mesih'in ölümünü gördük ve onu mezara koydular. Buraya kadar dinledik, duyduk. Ve şimdi de acaba bakalım bizi nasıl bir hikaye bekliyor? Haydi bakalım hep birlikte okuyalım. Şimdi bundan önce okuduğum hikayelerin başlığı hep hüzünlüydü. Çünkü Mesih'in böyle yavaş yavaş ölüme yaklaştığı zamanlardı. Ama bugünkü hikayemin başlığı çok eğlenceli. Tanrı'nın muhteşem sürprizi. İsa'nın arkadaşları üzgündü. Bir daha en iyi arkadaşlarını göremeyeceklerdi. Çünkü İsa ölmüştü. Hatta onu bir mezara bile koymuşlardı. Bu nasıl olabilirdi ki? İsa kurtarıcı değil miydi? Tanrı'nın söz verdiği kral değil miydi İsa? Böyle bitmemeliydi bu hikaye. Bitemezdi. Evet ama bittiğini söyleyen kim ki? Üçüncü gün, yani İsa'yı mezara koyduktan sonra üçüncü gün
tam güneş doğmadan önce Tanrı bir deprem yolladı. Yanında da göklerden bir melek. Nöbetçiler meleği görünce korkudan yere yığıldılar. Tabii ki de yığılırlar. Ben şu an bir melek gördüğümü hayal ettiğimde gerçekten böyle kalbim güm güm atıyor. Belki bayılabilirim, belki sevinçten çığlık atabilirim bilmiyorum ama melek görmek her zaman olan bir şey değil biliyorsunuz ki. Melek kocaman taşı kenara yuvarladı. Hangi taştı bu? Hatırlıyor musunuz? Hani İsa, sanki böyle İsa'nın mezarına kimse giremesin ve mezardan kimse çıkamasın diye bir insan gücünün asla itemeyeceği mezarı kapatmak için kocaman bir kaya taş koymuşlardı. Hatırlıyor musunuz? İşte melek o taşı kenara yuvarladı. Sonra da üstüne oturup bekledi. Tam şafak vakti Mecidelli Meryem ve başka kadınlar İsa'nın bedenini yıkamak için mezara gitmekteydiler. Sabah güneşi zeytin ağaçlarının arasından parlıyor, yapraklardaki ve çimlerdeki çiğ damlacıklarının üzerine ışıldıyordu. Sanki her tarafta ufak gözyaşları vardı. Çünkü İsa ölmüştü. Hatta onu bir mezara bile koymuşlardı. Arkadaşları toprak yoldan, zeytinin içinden mezara gelene kadar sessizlik içinde yürüdüler. Hemen garip bir şey fark ettiler. Mezarın kapısı açıktı. O taş nasıl oradan gitmiş olabilirdi ki? Kapıdan içeri eğilerek karanlık mezarın içine baktılar. Nasıl yani? İsa'nın bedeni yoktu. Orada değildi artık İsa'nın bedeni. Sonra da bir şey daha oldu. Orada çok parlak, insana benzer biri vardı. Sanki giysileri şimşekten yapılmıştı. Korkmayın, dedi melek. Ama ellerinde değildi ki. Korkuyla çığlık attılar. Melek onlara sordu. Burada ne yapıyorsunuz? Burası bir mezar ve mezarlar ölü insanlar içindir. Ne işiniz var burada sizin, dedi onlara. Kadınlar konuşamadılar. İsa artık ölü değil ki, dedi melek. Yeniden hayata döndü. İnanılmaz. İşte plan gerçekleşmeye başladı. Kadınların kalpleri takla attı sanki. Melek öyle büyük bir sevinçle güldü ki bir anlığına sanki bir kabustan uyanmış gibi hissettiler. Çünkü İsa'nın ölümü onlar için kabus gibiydi. Çok kötü ve çok acıydı. Kadınların çoğu koşarak eve gitti. Ama Meryem arkada kaldı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? İsa kesinlikle ölmüştü. Görmüştü gözleriyle. Nasıl hayatta olabilirdi? O anda Meryem bahçede birinin gezindiğini duydu. Herhalde bahçıvan diye düşündü. İsa'nın bedeninin nerede olduğunu bahçıvan bilir. Meryem telaşla İsa'nın nerede olduğunu bilmiyorum dedi ısrarlı. Onu bulamıyorum bir türlü, bana yardım et. Ama her şey yolundaydı. İsa Meryem'in nerede olduğunu biliyordu. Meryem İsa'nın nerede olduğunu bilmiyordu ama İsa Meryem'in nerede olduğunu biliyordu. Onu bulmuştu. Meryem. İsmini o şekilde söyleyen tek kişi vardı Meryem'in. Kalbi güm güm atmaya başladı. Arkasına döndü. Orada birisi duruyordu. Daha iyi görebilmek için elini gözlerine gölge yaptı. Rüya mı görüyorum diye düşündü. Hayır, rüya görmüyordu. Gerçekten görüyordu. İsa. Meryem yere kapandı. Gözleri yaşlarla doldu. Ve hıçkıra hıçkıra ağladı. O anda yapmak istediği tek şey İsa'ya sımsıkı tutunmak ve asla bırakmamaktı. İşte İsa dirilmişti. Meryemcim, bana daha sonra tutunabilirsin, dedi İsa şefkatle. Her zaman bana yakın olacaksın. Ama şimdi yapman gereken şey diğerlerine hayatta olduğumu söylemek. Meryem koşa koşa kente gitti. Hayatında hiç daha önce bu kadar fazla, bu kadar hızlı koşmamıştı. İşte böyle nefes nefese kalmıştı Meryem. Sonsuza dek koşabileceğini hissetti bu sevinçle. Sanki ayakları yere bile değmiyordu. Sanki güneş gökyüzünde hoplayıp zıplayıp dans ediyor, parlıyor, onunla yarışıyor. O taptaze günde daha önce hatırlamadığı kadar muhteşem bir şekilde parlıyordu.
Meryem o sabah koşarken sanki bütün dünyanın yenilenmiş olduğunu hissetti. Sanki hiçbir şey artık eskisi gibi değildi. Yepyeni, taptaze bir şey olmuştu bütün dünyayı değiştiren. Sanki bütün dünya sevinçle şarkı söylüyordu. Ağaçlar, çimlerdeki sesler, kuşlar ve kalbi daha önce hiç atmadığı gibi hızlı ve sevinçli atıyordu. Tanrı gerçekten de üzücü olan her şeyi ortadan mı kaldırıyordu? Ölümü bile yok mu ediyordu? İsa'nın arkadaşlarına söylemek için sabırsızlanıyordu Meryem. İnanmayacaklar diye güldü kendi kendine. Tabii ki de haklıydı. Ve bu hikayenin devamında İsa diğer öğrencilerine de göründü. Ve sonrasında onlar gerçekten onun geri geldiğine inandılar. Başta inanmakta zorlandılar ama İsa bir hayalet gibi gelmedi. Gerçek bir bedeni vardı, tıpkı insan gibi bir bedenle geldi. Ama sonra artık yapması gereken şey şuydu. Geri döndüğünü onlara söyledi ve onlara bütün bu müjdeli haberi, Mesih'in artık bizimle sonsuza dek bizimle birlikte olacağını bütün dünyaya anlatmalarını istedi. Ve sonra göklere, babanın yanına geri döndü. Ama Tanrı her zaman bizimle birlikte olacaktı. İşte arkadaşlar, bu hikayeyle birlikte Mesih'in bizim için nelere katlandığını ve o katlandığı şeyleri sonunda yendiğini gördük. Mesih'ten, Tanrı'dan daha güçlü hiçbir şey yok. Ölüm bile ondan daha güçlü değil. Ve işte Mesih'in ölümü yenmesinin bayramı. Hepimize kutlu olsun arkadaşlar. Diriliş bayramınız tekrardan kutlu olsun. Ve lütfen gün boyu Mesih'in dirilişinin sevincini üzerinizde taşıyın. Bugünlük benden bu kadar. Pazartesi yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.